Merhabalar, yeni bir vloga hoş geldiniz. Biz Defne ile alışverişe çıktık. Hemen bir Lidl'e uğrayacağız. Galiba sırf Lidl'e uğrayacağız, evet. Lidl yeterli. Senin zaten takmana gerek yok kızım. Öyle böyle keyifli bir sabah geçirdik. Aha. Keyifli bir sabah geçirdik. Kahvaltı yaptık. Ben videomu yükledim. Sonra rahat rahat hazırlandım Sude öğlen uykusu yaparken. Vural da uyudu. Şimdi evden çıkarken onların ikisi de kalktı. Dedik siz rahat rahat bir uyanın. Kendinize gelin. Biz bir alışveriş yapıp gelelim. Bugün yeni bir tarif denemek istiyorum. Sucuklu spagetti yapacağım bugün. Bakalım tadı nasıl olacak. Onu yapacağım. Bir de bu hafta sonu için iki tane planım var. Birisi San Sebastian Cheesecake. Öteki de aşure. Aşure ayında aşure yapamadım. Nasip olmadı. Ama canım aşırı aşure çekiyor. Hele havalar şimdi soğudu, böyle yağmurlu ya. Tam böyle aşure havası geldi böyle bana. O yüzden aşure yapacağım. İnşallah evde buğdayım vardır. Ama var ya büyük bir ihtimal. Öyle yani. Planlar öyle. Şimdi çıkalım alışverişimizi yapalım. Ben yine eve geldim. Ne zaman alışverişe çıksam diyorum ki bu sefer tadını çıkartacağım biraz. Acele etmeyeceğim. Yine acele acele yaptım. Ve o yüzden yine böyle alışverişten böyle gına geldi. Aslında çok fazla bir şey de alışveriş yapmadım. Çok eksiğimiz yoktu. Yani idare eder. Vural'ı bekliyorum. Şimdi hemen dışarı gelip bana taşımaya yardım edecek. Defne'yi de yolda kaybettim. Annemler de alışverişteydi. Defne alışverişte annemleri görür de eve mi gelir benimle? Tabii ki de gelmedi. Allah'ım çok soğuk. Sen öyle çıkmasaydın. Neresine? Baba. Baban ayakkabılarını mı giydirdi? Ya bak. Aferin ama ceketin yok. Çok tatlı. Hadi çabuk gir içeri. Hadi burası annelerim. Ben Defne'yle mi gittim? Hayır. Annelerim gördüm. Hayır. Eşat yürü git işine. Anneyi mi gördün? Hayır valla. Eşat gülüyor musun zaten sana? Hayır şu an sen benimle dalga geçiyorsun diye gülüyorum. Artık. Ben Defne'yle gitmedim ki. Yemin etsene unuttuğunu. Nerede unutmuş olabilirim ki? Hadi şu çocuğu anneye mi verdin? Hayır, Lidl'de acaba yanımdan gitti de benimle çıktığımı görmedi mi? Sen çifresi işiyorsun. Bak araba anahtarını almaya gidiyorum şimdi. Araba anahtarı var bende, al şunu. Hadi. Nerede? Annemi mi gördün? Ya annemleri gördük. Gel buraya. Sence unutabilir miydim? Geçen düşünsenize. Hey. Neyse. Defne'yi annemlerle yolladığımda düşünmüştüm acaba Vural'ı şakalasam mı diye. Önce yok ya yapmayayım dedim. Bir dakika, ben Defne'ye 5 euro verdim. Almadım. Defne ile birlikte o para da gitti. O yüzden oraya girmedim de. Ben Defne'ye dedim ama sen benden alışverişe çıktın, beni yarı yolda bırakıyorsun dedim. Üzülüyorum ama şimdi dedim. Şimdi yemeği evde bulacağız. Doğru. Defnesiz yiyeceğiz. Defnesiz yeriz. Defne orada yer. Ya Burak, ben Sude ile olmadı içeri gireyim çünkü soğuk. Çocukta ceket yok. Gel Sude sen benden. Giderse. Niye? Bence durur benden. Gel Sude benden, gel. Gel anneciğim. Sude iş nereye? Bay bay yap babaya. Sude gel buraya. Bay bay yap anne. Sude. Sude nereye? Kız. O ya. Nein, o ya değil annem. Hadi gir anneyle. Hadi gel kızım, soğuk. Gel 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 gel, çok soğuk, gel. Gel.
Evet, bugün menüde ne var göstereyim size. One pot spaghetti. 25 dakikalık bir tarifmiş. Yani 25 dakikada bitiyor. Şimdi ne eksik? Yeşil biber eksik. İnşallah evde vardır. Nasıl yapılıyormuş bir bakalım. Sucuk ne kadar lazımmış? 250 gram. Bu kaç kişilik? 4 kişilik. Ama Selin'in şeysi mi? Aha. 4 kişilik diyorsun, bir orduluk. Şey, hatırlıyor musun geçen sefer yaptığımızda? Bu tariflerin Türk birisinin yazdığı o kadar net belli oluyor ki. Çünkü Alman tariflerinde 4 kişilik yazdığı zaman böyle 3 kişilik anca çıkıyor. Zar zor çıkıyor. Selin'in 4 kişilik tarifleri de 8 kişilik resmen. Geçen yani ne zaman yapsam onun tariflerini ye bitmiyor yani. Bıraksan 2-3 gün yenilebilir o kadar çok. Ama neyse ben normal yapayım da yarın da yenilir. Sucuklu ya. Ya sucukluysa bence o bugün biter. Sucuklu ya yenilir o bence. Bence de. Hey, I don't get what this is about. You got my head spinning on my shoulders. I feel a burn inside of my chest. See the lines as they blur. Bence olmuş. Şimdi burada 400 gram makarna var. Spagetti makarnası var. Bir tane soğan, bir tane sarımsak var. 200 gram domates var. Cherry domatesi. İki tane demişim. 4 tane yeşil sivri biber. 250 gram da sucuk. 10 tane de zeytin var. Şimdi burada bir yemek kaşığı kuru nane var, bir yemek kaşığı da oregano var. Oregano'nun Türkçesi aklıma gelmiyor şu an. Oregano, oregano. Kekik. Biraz tuz, biraz da şeker var. Şunları da şuraya koyalım. 5 yemek kaşığı zeytinyağı. Şöyle gösterelim. 3 4 5 1 yemek kaşığı salça. Şey, acı mı tatlı mı domates mi? Normal domates salçası. Tamam. 1 yemek kaşığı da balsamik kreması. Balsamico. Şöyle. Şey, nar ekşisi olmaz mı? Aa. Balsamik başka. Aslında yok, onlar değil, o incirden yapılıyor. Yok. Yok, incir. İncir aldısın. Şöyle. Tamam mı? Evet, ve son olarak şimdi bunu 800 ml su getiriyor. Getir bakayım. Dök, buç, dök. Şimdi bunun kapağını kapatıyoruz. Ve kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra ayarını biraz indireceğiz.
Ondan sonra 15 dakika boyunca yavaş yavaş pişecek. Arada sırada da karıştırmak lazım tabii ki. Evet. Öyle. Tabakta görüşmek üzere. Evet, şimdi bir de San Sebastian cheesecake yapacağım. Onun için böyle kalıbımı falan hazırladım. Bunu da Sally Svelte'in tarifinden yapıyorum. O da öyle göstermişti çünkü. Şuradan göstereyim size. Und dann einfach zuziehen. Und dann habt ihr praktisch die innere Backform mit Backpapier eingekleidet, ohne dass ihr das außenrum wickeln müsst. Und hier innen den Rand lege ich jetzt noch mit einem Backpapierstreifen aus. Ben de öyle yaptım şimdi. Şimdi pastanın kendisini yapacağım. Buraya şeyimi hazırladım. Yani aslında hepsini birbirine karıştırmaktan başka bir şey değil. Ondan sonra inşallah çok güzel bir San Sebastian cheesecake'imiz olacak. Az bir kamerayı sen al içeri. Ba mama. Çok güzel değil mi? Hani böyle turistik şekilde. Ba mama. Acayip güzel. Thank you Sude. Sude gel sen de dene bakayım. Ama çok çiğ yumurta yemeyeyim. Az bir şey var. Hadi gel. Yala. Evet, tezgahımı toparladım. Pastamız pişiyor. Bir 20 dakikası falan var. Yemeğimiz de oldu. Böyle tadını gerçekten aşırı merak ediyorum var ya. Eminim siz de merak ediyorsunuzdur sucuklu makarna. Herkesin her zaman yediği bir şey değildir diye tahmin ediyorum. O yüzden birlikte deneyelim. Makarnalar sanki biraz sert kalmış. Aşkım çocuk benim kafam mı? Niye? Hem bana baba kaka geldi. Komik bir şey sonra kendisi kararsın. Mina mı yaptı? Gel. Dur dikkat. Evet, pastanın görüntüsü böyle. Şimdi bunun komple soğuması lazım. Şu anda artık çok sallanıyor. Görünüyor mu bilmiyorum.
şu dıştakini çıkartayım. Altlardan taşmış sanki. Evet, taşmış biraz. Ama yani Allah'tan dökülmemiş oraya buraya. Şuradan görebiliyor musun? Bakalım içi böyle kremalı gibi olacak mı? Olması gerektiği gibi. Onu da çok merak ediyorum tabii ki. Şimdi buraya komple ben soğumaya bırakayım bunu. Sonra hep birlikte deneriz zaten. Ve çok kolay bir pasta tarifi. Yani gerçekten hiç zahmet gerektirmiyor. Sadece karıştırması biraz zor. O yüzden buralı çağırmıştım. Şimdi tadı da güzelse arada bir yapılabilir yani. Niye yapılmasın? Evet. Burcu'sun birazcık alışverişte bir iki parça unutmuş. Bunları almaya çıkacağız. Daha doğrusu ben sonradan fark ettim Burcu alışverişteyken. Aradım ama tam eve geldi. O yüzden. Şimdi akşam alışveriş yapıyoruz. Son dakika alışverişi. Değil mi Sude? Hadi gidiyoruz. Bir de ondan hariç Defne'ye... Dur gel buraya. Gel Sude. Defne anneannesini görmüş. Anneannesine gitmek istemiş. Alışverişte onu da alacağız. Hazır gitmişken birer tane çay içeriz. Ha Burcu sen ne diyorsun, çay içer miyiz? Biz şimdi pastamızı da aldık çıktık. Annenlere gideceğiz. Bir türlü bize gelmeyi ikna edemedim. Dedim siz bize gelin. Onlar da çay demlemiş. Siz gelin dediler. O yüzden pastamızı da böyle yüklendik. Hala tam soğumamış. Soğumasını beklememiz gerekiyor. Öyle. Vural da zaten az önce dedi son dakika alışverişte yapılması lazım. Çünkü ıslak mendil falan almayı unutmuşum. Öyle gidiyoruz.